Band sistemimiz olsun. Band sisteminde paketimiz 3 sınır anahtarından geçecek. Başlangıç koşullarımızda paket LS1 sınır anahtarının altında, yani LS1 uyarılım. Daha sonra start'a bastığınız zaman paket band ileri yönde hareket ediyor. İleri yönde hareketiyle örneğin Q0.1'e ileri diyelim, Q0.2'ye geri diyelim. İleri hareket ediyor, LS2'ye gelip uyardığı zaman burada T süresi kadar, 3 dakika, 5 dakika neyse bekleme yapıyor. Daha sonra LS3'e çarpana kadar devam ediyor. Daha sonra LS3'e çarptıktan sonra orada bir müddet bekleme yapıyor. Geri dönüyor. Band motorumuz geri dönerken LS1'in altından geçip gidiyor, bekleme yapmıyor. Giderken önce LS1'den olduğunu düşünüyoruz paketimizin. İleri yönde çalışıyoruz, start'a bastığımızda LS2'ye uyarıyor, orada bir müddet bekliyor, daha sonra oradan hareket ediyor, LS3'e çarpıyor, duruyor, bir müddet bekledikten sonra geri yönde LS1'e gelene kadar LS2'de durmadan hareketini tamamlıyor. Şimdi böyle bir devreyi çözerken yine ilk başta soracağımız soru şu: baştan sona kadar devrede kalan bir eleman var mı? Yok. Band motoru ileri, band motoru geri, band motoru ileri giderken de bekliyor. O nedenle evet, bir tane merkezle bir kere sistemimizi ne yapmamız lazım? Enerjilendirmemiz lazım. Start diyelim buna. Setlesin merkez 0.01. Tamam. Merkezimiz setlendikten sonra şimdi motorumuzu bir çalıştıralım. Merkezimiz setlendi mi? Merkez 0.0 evet. Setlendi. Bir önce motorumuzu bir çalıştıralım. Şartları sonra yazarız. Ne bu? Q0.1. İleri. Q0.1 ileriyi çalıştırırlar. Öyle değil mi? Q0.1 ileriyi çalıştırdığı zaman nereye kadar çalışmasını sürdürecek bu? LS2 sınavlarına kadar çalışmasını sürdürecek. O zaman ben buraya. LS2'nin kapalısını koyacak olursam, LS2'ye kadar band paketi hareket ettirip LS2 uyarıldığında kapalısı açılacak. Zaten burayı normalde açık koyamam, normalde açık koyduğumda çalıştıramam. Öyle değil mi? Burada bir müddet bekleyecek. Bu bekleme sonunda ne olacak? Hareketini sürdürecek. Ne zaman bekleme yapacak? LS2'ye çarptığında. O zaman LS2'nin açıyla bir adet zaman bölgesi devreye almam lazım. Şimdi onu biraz aşağıdan yapalım. O yer paralel kolpanı atacak. O zaman LS2'ye çarptığı zaman bir tane T37 ton zaman bölgesini devreye alsın. T süresi kadar burada bekleme yapsın. T süresi sonunda ne yapacak? T süresi sonunda ileri yönde hareketini sürdürecek. Öyle değil mi? Ha, ne yapacak son zaman üyesi T37? Şimdi gelelim burayı T37 ile büyüleyelim. Ne oldu? LS2'ye çarptı. LS2'ye çarptınca LS2 açıldı. Açılınca Q0.1 enerjisiz kaldı. Bu ara T37 zaman üyesi devreye girdi. T37 bekleme süresi sonunda burayı kapadı. Q1 ileriye harekete geçirdi. Şimdi burada düşünmemiz gereken bir şey var. T37 neye bağlı? LS2'ye bağlı. Burada ne yapıyor? LS2'yi mühürlüyor. Şimdi bunu bir yazılımsal olarak düşündüğünüzde bunda bir sorun yok. Ama mekanik kapsamında bir yandan düşünmek zorundasınız. LS2'nin normalde kapalısı mı? Açtı mı? Burayı kapadı mı? Evet. Şu anki durum ne? Bu açık, bu kapalı. Bu kapalı. Öyle değil mi? Evet. T37 devreye şey yaptı mı? Adını siz getirin. Girdi mi? Girdiği zaman buradaki kontağını kapadı mı? Kapatınca motoru ileri doğru hareket etti mi? Evet. Motorun ileri hareket etmesiyle birlikte, motorun ileri yönde hareket etmesiyle birlikte. LS2 sınır anahtarından kurtardı mı paket? Kurtardı.
paket kurtarınca, paket kurtarınca yine bu kapadı mı? Kapadı. Bura açtı mı? Açtı. Zaman bölgesi, zaman bölgesi, zaman bölgesi devreden çıktı mı? Çıktı. Buraya açtı mı? Açtı. İyi de hocam, yukarıdaki kontak zaten kapalı küyü devam ediyor. Mantık evet. Olarak bu doğrudur. Ama ileri hareketi sırasında, motorun ileri hareketi sırasında sığ anahtarında titreme bir şekilde sallantıdan dolayı, başka bir şeyden dolayı parça giderken titreme yapabilir, anahtarını açma kapama yapabilir. Bakın ne oldu? Sıkıntıyı söyleyeyim. Sığ anahtarına geldi, çarptı. Parçanın hareketi sırasında sistemde bir titreme oldu. Sığ anahtarı anlık olarak geldi ve gitti. Yani kontakları konum değiştirdi ve gitti. Şu anda ne? Şu anda kapalı mı? Kapalı. İleri yönde hareket ediyor mu? Ediyor. Bir anlık sınır anahtarının bulunduğu bölgede sallantı oldu veya bir sarsıntı oldu veya istenmedik bir çalışma oldu. Olunca ne oldu? Anlık olarak bu açıldı mı? Evet. Açıldı. Açıldı mı? Anlık olarak bu açıldı. Daha sonra... Kapandı. Bura kapandı mı? Kapandı. Tekrar saymaya başladı bakalım. Olayı anladınız mı? Şimdi zamanı saydı, tamam mı? Mühür verip hareket etmeye başladı benim şey. Bana siz getirin paket. Ama öyle bir şekilde sınır anahtarı bir kurtuldu geldi veya pakette bir yamukluk var veya sistemde bir titreşim var. Taş sınır anahtarı açtı. Sınır anahtarı açınca motor devre dışı kaldı. Tekrar ne oldu? O sıkıntının ne oldu? Anı tekrar buldu. Anlaşıldı mı? Daha sonra İşte eğer bir daha sıkıntı olmazsa ikinci sayfadan sonra paket devam etti. Olabilir mi beyler? Bakın biz şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Burada her şeyi biz kağıt üstünde yapıyoruz. Gerçek mekanik sistemde birçok sıkıntılarla rastlayacaksınız, karşılaşacaksınız. Ben ne dedim? Devrenin benim için önemli olan kararlı olmasıdır dedim. Öyle değil mi? Hocam olur mu? Mantıklı gelmiyor, kabul. Yani hocam sınavlarına çarpmış parça, tamam mı? İşte ondan sonra giderken sınavları niye oynasın veya parça niye oynasın? Birçok mekanik aksamlarla karşılaşacaksınız ki 50 kere güvenlik almanız gerekecek. Demek istediğimi anlatabiliyor muyum ben size? Yani bu ideal bir sistem. Ama gittiğiniz yerlerde bazı sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz. Anlaşıldı mı? Ona göre mekanik aksamdan oluşabilecek şeyleri de, hataları da bir şekilde elektrik de gerek donanımla, kullandığınız sınır anahtarı veya başka elemanlarla, sensörlerle de yazılımla bunu bir şekilde önüne geçmeniz lazım. Bu kabul. Ama dediğim gibi pratikte veya gerçek mekanik sistemde sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz, rastlayabilirsiniz. Ne yaparız? Ben şöyle söyleyeyim, bunu biraz daha güvenlikli düşünmeye çalışacak olursak F37 ile ben gider merkez 0.1 gibi bir elemanı setlerim. Tamam mı? Bu merkez 0.1'i ne yaptırırım ben? Merkez 0.1'i mühürlerini buraya yaptırırım. Anlaşıldı mı? Bu durumda ne oldu? F37 zamanı saydı, merkez devreye girdi. Buraya yürümeli devam etti. Bu ara sınır anahtarı istediği kadar zıplasın. Anlaşıldı mı? Sistemi durdurmaz. Mühürlemeyi merkeze yapmışım ben. Daha sonra sınır anahtarından kurtuldu parça. Parça sınır anahtarından kurtuldu. Ha hocam LSL2 kapadı. Merkezde kapalı. Şu anda benim çalışmamı engelleyemez. Anlaşıldı mı? Yani iki kol da kapalı olabilir. İlla birinden akım geçecek diye bir kuralımız yok. Tamam. Şimdi ara beklemeyi atlattık mı? Atlattık. Nereye gidip çarpacak paket? LS3'e. O zaman ben buraya bir de LS3'ü neyi koyarım? Kapalısını koyarım. Paket LS3'e çarptığı zaman Q0.1'in önündeki kontağını açacak. Q0.1'i devre dışı bırakacaktır. LS2'ye de paralel olarak şey mi koyacak? Ne? LS3'ü açımı mı koyacaksın? Niye? Altta LZ2 var ya. Şuna mı? Evet. Buna artık bir şey koymaya gerek yok. Parça buna çarptığı zaman zaman ölçüsü devreye girdi. Parça buradan kurtulduktan sonra zaman ölçüsü sıfırladı kendisi. Tamam, LZ2 çarptı. Sıfırladı burada bir kontağını açtı. Açsa da set olmayı sürdürüyor. Bunda bir sıkıntımız yok. Tamam mı?
Ha şöyle bir şey var. Artık buradaki güvenliği sağladıktan sonra merkez 0.1'i devreden çıkarabilirim ben. O risk ortadan kalktıktan sonra onu nasıl devreden çıkarabilirim? En kolayı LS3'ün açığını koyarım. LS3'ün açığı resetler değil, merkez 0.1. Artık parça gitmiştir. Öyle değil mi? Buradaki sıkıntıyı artık ortadan kaldırdım. Sıkıntı anladınız mı siz orada? Yani sıralatları bir anlık sarsıntı veya paketin üstünün düz olmaması durumu. Anlatabiliyor muyum? Buna benzer işte sıkıntılardan dolayı orada eğer sıralatları paketin bekledikten sonra tekrar kendisinden kurtulurken titreme yapacak olursa veya açma kapama bir şekilde yapacak olursa tekrar sayıma giriyordu. Ben ne yaptım? Merkezi zaman ölçüsüyle setlettim. Burayla merkezi kapattırdım. Kapatınca artık zaman ölçüsü devreden çıksa da iş neye geldi? Sete geldi. Sete geldiği için tekrar bu kontağın açılma gibi bir lüksü yok. Anlaşıldı mı? Daha sonra bu kontakları ilişim bittiği zaman artık burada güvenliği sağladım ki ne diyorum? Parça sona kadar gitti kardeşim. O zaman benim arkamda çalışan eleman kalması merkez 0.1'i resetleyeyim. Neyle? DS3'te. Bunu resetlettik mi? Resetlettik. Şimdi parça sona gittiği zaman tekrar bekleme yapacak mı? Evet. Parça tekrar bekleme yapacak. O zaman ne yaptı? LS3'ün normalde açığı paket çarptığı için kapandı. T38 gibi bir zaman öncesi devreye aldı. Neyi bekletiyor T38? T38 son noktada bekletip geri yönde yani Q02'yi devreye alacak şekilde sistemini çalıştıracak. Ne oldu T39? Düzeltiyorum. T38 geldi. Q0.2'yi devreye aldı. İleri gerilerde benim her zaman yaptığım bir güvenlik kontağım vardı. Q0.1 Q0.2. Öyle değil mi? Motor geri yönde hareket etti. Motor geri yönde hareket ederken LS3'ten kurtuldu mu? Evet. Kurtuldu. LS3'ten kurtulunca LS3 burada kontağını açtı mı? Açtı. LS3 buradaki kontağını açtı. T38 devreden çıktı mı? Çıktı. Buradaki T38 kontağını açtı mı? Açtı. Geri gidiş sırasında LS3'ten kurtulur kurtulmaz. Parçam durur. Öyle değil mi? LS3 açtı. Zaman öncesi sıfırladı. Buraya açtı. Ha. Ne yapıyorum burada? Q0.2 ile büyülüyorum. Tamam. Artık düzeltiyorum. T38 açılsa dahi geri çalışmasını sürdürecek. Nereye kadar geri çalışmasını sürdürecek? LS1'e çarpana kadar. Şöyle LS1'in normalde kafalısını koyuyorum. LS1'e çarpınca ne olacak? LS1'e çarpınca açacak. LS1 oradaki normalde kafalısını, Q2'nin enerjisi kesilecek. Q2 mühürlerisini açacak. Ha bu durumda bakıyorum, şöyle kapalı mı? Hayır, bu uyarılı değil. Yani çalışan bir şeyler kalmış mı? Ona bakıyorum. T38'e bakayım. T38 LS3 açık mı? Normalde açıktı. Parça nerede? Tabu tarafta. Parça buradaysa LS3 ile alakası yok. Burası açık. Ha burada bir şey yok. Şimdi gelirken LS2'ye çarptığında bir şeyleri devreye alıyor mu? Benim için o önemli. Gelirken LS kaça çarptı? LS2'ye çarptı geri gelirken. LS2'ye çarptınca bakıyorum ne oldu? LS2 ondan önce şuna bakayım. Parça LS3'den kurtuldu mu? Kapalı mı? Kapalı mı? Kapalı mı? Bu da kapalı, bu da kapalı, bu da kapalı ama şuna aç. Gördünüz mü? O yüzden geri gelmez. Parça LS3'ün üstünde mi? LS3 açtı mı? Evet. Durdurdu mu? Durdurdu. Parça geri gelirken LS3 kapalı mı buraya? Kapalı. Şu da kapalı, bu da kapalı. Normalde çalışması lazım ama buraya ben neyi koydum? Gerini, kapalısını koydum. Bura açık olduğu için o çalışmıyor. Buradan yırttım. Yani parça geri gelirken bir sıkıntım yok. İlk çıktığı anda. Peki LS2'ye çarptığında parça bana bir sıkıntı yapacak mı? Parça LS2'ye çarptığı zaman burayı açacak, zaten bu sistem çalışmıyor. Burayı kapayacak, tamam mı? Burayı kapayacak,
Burayı kapadığı zaman T37 saniye başlayacak. Saniye zaman burayı kapayacak. Bunu setleyecek. Ha, burada şeye bakmam lazım. Parçanın geçiş hızı ne? Anlatabiliyor musun? Yani parça geri gelirken orada beklemesi geri gelirken beklemesi zaman öresinin süresinden büyükse sıkıntı. Zaman öresinin süresinden büyükse oradan parça geçerken, tamam mı? Ne oldu? VS2 bunu çalıştırdı, bunu kapadı, tuttu, merkeri setledi. Ama şunu düşünüyorum. Olmaması lazım. Niye? Parça o kadar ağır hareket etseydi zaten durdurmazdı bir zorluğunu. Anlatabiliyor musun? Durdurmazdık onu. Dediğimi anladın mı herkes? Ha yine de, şimdi parça gidiyor durdu mu? Devam etti mi? Geri gelirken sınır antrenörü şey yaptı mı? Zaman 100 saniye başladı mı? Zaman üresinin sayımı bitmeden bunun çıkmış olması lazım burada. Eğer parça o şeyden çıkmazsa, şöyle kapalı kalmayı sürdürürse, merkezi tekrar setleyecek. Zannetmiyorum. Yani parça oradan daha hızlı geçecektir. Ama hocam ya olursa, hani dedik ya güvenli işler yapalım, he. Hocam şimdi geri Q0.2 ya, onun kapalısını koysak o VS2'nin şimdi hemen. Aynen. Olmaz mı? Ona geliyor iş. Hani hocam oldu ya, işte sınavları gördü, çıkana kadar zaman öresi saydı. Olabilir. O zaman ne oldu? Şu zaman öresinin ben sadece ileri giderken çalışmasını, geri gelirken çalışmamasını istiyorum. Eğer ben bu yer, Abdül Semed'in de dediği gibi, Q0.2'nin kapalısını koyarsam, Q0.2 beni geri getirendi ya, Q0.2 geri gelirken istediğim kadar buraya bassın, zaman ölçüsünü devreye almayacak. Buradaki mantığı anladınız mı? Yani sıkıntımız neydi? Hocam, parça gidiyor, bekledi, devam etti. Gelirken parça, burada bekleme süresi var, sınır anahtarı çarptı, parça sınır anahtarından ayrılmadan o süreyi doldurursa bekleme süresini, ki bir ihtimaldir, tamam mı? Şu an için sistemi bilmiyoruz ama olasılıkları konuşuyoruz. Ne olur? Tekrar merkezi setlemeye gider. İstemiyorum. O zaman diyorum ki geri gelirken sınır anahtarının hiçbir icraatı olmasın. Buraya Q0.2'nin açığını atarım. Geri gelirken çarpsa dahi şu açık olacağı için zaman arası tekrar devreye almayacaktır. Şimdi geldi. Nereye geldi? LSR'e geldi. Çarptı ve durdu. Tamam mı? Ne olur bu durumda? LS1'e çarptığı zaman ne olur? LS1'e çarptığı zaman, tamam mı? LS1'e çarptığı zaman dur. Durduğu zaman bu kontağını kapar. Evet. Bu kontağını kapayınca bu kapalı devreye girer. Yani evet. Hareket şu. Periyodik çalışmasını sürdürür. Öyle değil mi? Periyodik çalışmasını eğer istemiyorsak, periyodik çalışmayı eğer istemiyorsak, bunu bir kere yapsın diyorsak, bu periyodik çalışmayı engellememiz lazım. Bir başka şey daha söyleyeyim ben size. Pneumatikten hatırlayın. Pneumatikte başlattığınız silindirin konumunda olup olmadığını bir kontrol ediyordunuz. Diyordunuz ki, eğer zaten bu A eksi olmuşsa, hatırlıyor musunuz? Yani silindir yerindeyse işleme başlıyordunuz. Hatırlıyor musunuz? Evet. Yani şu silindirin en içteki şeyi, sınır anahtarı basılıysa, uyarılıysa işe başlıyordunuz. O ara ikinci bir komutu verdirtmiyordunuz. Anlaşıldı mı? Güvenlik olması açısından ben buraya LS1'in normalde açığını koyarım. Tamam mı? Bu LS1'in normalde açığı nedir? Paket LS1'in altındaysa, öyle değil mi? Paket LSV'nin altındaysa bu kapalıdır. Kapalıysa başlatabilirim sistemi. Hocam LSV'den kurtulunca paket oraya atacak. Değil bizim standart işlemimiz Q0.1. Burada ben şeyi kontrol ettim. Şeyi sordum. Paket yerinde mi? Ben işe başlayacağım ama paket yerinde mi? Değilse belki bir sıkıntı vardır. Belki müdahale edilmesi gereken bir durum vardır. Şimdi gelelim bu periyodik çalışmanın olmamasına. Periyodik çalışmanın olmaması için
benim buradaki merkebimin iç bitiminde devre dışı kalması lazım. Öyle değil mi? Periyodik çalışmayı sağlayan ne? Buradaki merkep. Eğer bu merkep olmazsa, bu merkep olmazsa ne olur? Bir tek baştan sona şey kalamam, sistemler kalamam. Merkep olmazsa bura açılacaktır, bura açıldığı için Q0.1 devreye girmeyecektir. Şimdi buradaki merkebi yukarıda setledim, merkebi öyle bir yerde resetleyin ki sistemin çalışmasını bozmasın ama işin bittiği zaman da dursun. Tamam. Peki bana merkez 0.0'ı nerede resetletmem gerektiğini söyleyin. Bir kere merkez 0.0 motor ileri giderken kesinlikle resetlenmemesi lazım. Geri giderken resetleyebilirim. Q0.2'nin açık kontağını, daha sonrasında da bir tane işte LSD'nin açık kontağını yiyor. Hiç gerek yok. Q0.2'nin açık kontağını getirelim. Resetlerin merkez 0.0. Artık bana nerede gerekti bu? Bana nerede gerekti? İleri giderken gerekti. İleri gitmiş, geri geliyor. Geri motoru çalışmış, bitti artık. Ne yapayım? 0 olacak. Düzelttim, 0. Tamam. Artık onun işin bitti. Yakından da çeker, sevgili olur şeylere. Takıllık kaldı sen oraya. Şimdi bakıyorum başka bir sıkıntım var mı? Açık bu devreye giriyor. Tamam. Sistem bu. Bunu set ve setler yapabilirsiniz. Set ve setler yapabilir misiniz? Bunun mantığını anladınız mı? Tamam. Bunu kameradan da alırız şekli. Görüntü. Alıyor ya. Şimdi bunu set ve setlerle çözmeye bir çalışalım. Yine startta merkez 0.0 setledim mi? Setledim. Motor hareket etti mi? Etti. Ne hareket etti? Merkez 0.0 gitti, setledi neyi? Q0.1 mi? İleri. Q0.1'e ileri gidiyor ya. Setledi mi? Setledi, 1. Bu ne zaman duracak? Ne zaman duracak bu? LSG çarptığı zaman. Ne zaman duracak bu? LSG çarptığı zaman resetlesin. Q0.1 1'dir. Evet. Resetledi mi? Evet. Resetledi. Durdu mu? Durdu. Ne yapacak? LS2 T37 gibi bir zaman bölgesine yer alacak. T37 ne yapacak? T37 geldi. Q0.1'i setleyecek mi? Setleyecek. Çalışmaya devam etti mi? Evet. Etti. LS'ye giden korkuldu. Zaman üstü devre dışı kaldı mı? Evet. Kaldı. Ondan sonra nerede duracak? LS3'e çarptığı zaman duracak. O zaman yine LS3 ile gözlerden alalım. Q0.1'i resetlettim mi? Evet. Resetlettim. Bir daha zaman önemlilere girecek mi? Evet. Girecek. LS3'e T38'i devreye aldı mı? Aldı. Evet. T38 ne yapacak? Q0.2'yi onu ne geçsin? Ya da biraz sileyim mi? Evet, T38 niye devreye sokacak? T38 setleyecek değil, Q0.2'yi. Q0.2 geri gelmeye başladı mı? Gelmeye başladı. Q0.2 geri gelmeye başladığı zaman nereye çarpacak? LS'ye. Nereye çarpacak? Resetlenecek Q0.2. Sistem böyle gözüküyor. Bakalım ne olacak? Olacak mı? Q0.1 çalışmayacak.
Evet. Çünkü yukarıda setledim hocam. Şunu diyorsun. Evet, orada setledim. Tamam. Aşağı, hani yukarıdan aşağı atlayacak ya. Tamam. İkinci network'te resetliyoruz ya. Evet. Resetledik. Orada sayaç tekrar onu sokacaktı ya. Manasını. Hocam yukarıyı tekrar setleyecek dediniz ya. Teoseri'yi koyduk zaten paralel. Tamam. Aşağıda... İkinci döngüde onu okumayacak mı? O zaman birinci döngüde tamamlanmadan aşağı alalım. Ona bakacağız şimdi. Ona bakacağız. Orada bir problem. Şimdi bu çalışıyor gibi gözüküyor. Çalış. Bakalım hatalarımız ne? Şimdi merkez 0.0 devreye girdi mi? Evet. Girdi. Buna set basıyor mu? Evet. Basıyor. Aşağıda bir yerde ben buna set basacağım mı? Evet. Basacağım. Ha şöyle bir şey de var. Merkez kalıcı enerjisi alıyor. Set ve setlerde kalıcı enerjiye gerek var mı? Aa. Yok. Bunu bir silelim. Bunun yerine ben ne diyeyim? Start. Start butonu diyeyim. Öyle değil mi? Evet. Start butonuna bastım. İleri yönde hareket etti. Daha sonra geldi LS2 çarpı LS2 bunu reset bastı. Bak buraya. LS2 zamanı saydı. Tamam mı? LS2 zamanı saydıktan sonra P37 burayı kapadı. Dediğin durum var. Bak şimdi buraya çok iyi bak. Zaman resimini kapadı mı? Kapadı. Şu anda neye basılı? LS2'ye basılı. Yukarıda set basıyorum, aşağıda reset basıyorum. Gördünüz mü? Yukarıda da buna set basıyorum. Aşağıda reset basıyorum. Çünkü daha unutulmadı. Duruyor. Eğer ben bunu P yaparsam reset basmayı keser miyim? Keserim. Bunu da P yapmakta fayda var. Ne oldu? LS2'ye çarptı. Resetledi mi? Zaman saymaya başladı mı? Başladı. Zaman saydı. Bunu tekrar setledi mi? Setledi. Aşağıda reset basıyor mu? Basmıyor. Basmıyor. İlk çarptığı zaman bastı zaten. Bunu kurtardık. Tamam mı? Devam ediyor. Nereye geldi? LS3'e geldi. LS3'e gelip çarptığı zaman tekrar reset bastı mı? Bastı. İstiyorsan bunları da P koyun. Gerekip gerekmediğini tekrar tartışabiliriz bunları. Tamam mı? Tekrar tartışılabilir. Şimdi biraz daha düzgün isteyelim. Tamam. LS3'e çarptı mı? Çarptı. T38 zaman saydı mı? Saydı. Şeyi devreye soktu mu? Q2. He. Tamam. Şimdi geri geliyor mu? Geliyor. Geri gelirken neye çarpacak? LS2'ye çarpacak mı? LS2'ye çarptığı zaman LS2 buna ne basacak? Q1'e reset basacak. Çok da şey değil. Zaten çalıştırmıyor. Aynen. O sıkıntı oluyor mu olmuyor mu ona bakalım. Hani LS'yi buraya kapatıyordu, zaman öncesi saymaya başlıyordu, oradan kurtulmadan. Evet, demin anlatmıştım ya, hani zaman öncesi çarpıyoruz, bekleme süresinden sonra kurtulursa veya o süre zarfında kurtulmazsa sıkıntı oluyordu. Şimdi bakalım. LS2 çarptı, T37'yi saydı, T37 burayı kapadı, Q01'e set basıyor. Anlaşıldı mı? Ne yaparız? Şöyle bir şey yaparız. Q0.2 Q0.1 Q0.1'e çalışırken hiçbir koşul altında 0.2'ye set basamazsın. Q0.2 çalışırken de Q0.1'e set basamazsın. Tamam. Geri geldi, LS2'den de geçti, LS1'e çarptı ve durdu. O ara bu durduğu için start'a basabilirim. Tekrar ikinci çalışmayı yapabilirim. Anlaşıldı mı? Evet. Ne oldu? LS1'e çarptı, LS1 uyarıldı. Resetini bastı. Başka onunla ilgili bir şey var mı? Yok. Burayı kapadı. Kapayı da ben tekrar ne verebilirim? Start verebilirim. Bu da başka bir yöntem. Hangisi daha basit? Bu biraz daha mantık olarak daha kolay geliyor. Tam dediğim gibi kumandayla PLC çözmeye kalkarsanız PLC'nin o ekstra özelliklerinden yararlanamazsınız. Bunu da bir deneriz. Çalışma çalışmalarına bakarız. Tamam. Var mı sorusu olan? Yok.